Tabii başlamadan önce Türk dünyasını, sınırlarını, sınırsızlıklarını ortaya koymak gerekiyor. Burada tabii Büyük Hun İmparatorluğu'ndan, işte milattan önce, tabii daha öncesi de var. Yani milattan önce 1700'lerde falan Çin kaynaklarında Türk ismine rastlıyoruz ama bunun daha öncesi de var. Tabii yazılı dilin ve kaynakların olmaması nedeniyle bir kısmına erişemiyoruz ama bunun çok daha öncesinin olduğu kesin. Çünkü buradan sonra yani Sümerler'deki yapılan araştırmada bazı kelimelerin, oldukça çok sayıda kelimenin Türkçe'ye benzediği, yine birçok bölgedeki dil araştırmalarında, mesela Balkanlarda veya Avrupa'da da benzerliklerin olduğu çok açık bir şekilde belgelerle ispat edilmiş. Yani Büyük Hun İmparatorluğu işte söyler 18 milyon kilometre kare. Yani Büyük İskender İmparatorluğu denir. Büyük İskender denir. Ne kadardır? 5 milyon kilometre karedir. Bakın 4 katı daha fazla büyüktedir. Yani Göktürk İmparatorluğu dahi 9 milyon kilometre karedir. Ama Büyük Göktürk demeyiz de Büyük İskender ki o da 6-7 sene ayakta kalabilmiş bir imparatorluktur. İskender'in ölümüyle parçalanmış bir devlet hüviyetindedir. Bu tabii üçe ayrılıyor. Akunlar var. Yani biz o dönemde okyanusa açılmışız. Deniz, okyanus. Çünkü bir devletin iç devlet olarak kalması farklıdır stratejik açıdan. Onun okyanusa açılması farklıdır. Denize ulaşma söz konusudur. Hani hep söylerler işte orada ne işimiz var, oraya niye gittik falan. Yani Afganistanlılar işte karışmayalım. Ya biz karışmasak bile karışmak zorundayız zaten. Gördüğünüz gibi o coğrafya, Hindistan coğrafyası, Pakistan dahil. Bakın hepsini kapsıyor. Ya bugün niye Pakistan'la bu kadar yakınız, niye Afganistan'a yakınız diye düşündüğünüz zaman bunun bir nedeninin olduğunu görüyorsunuz. Ve Batı Hunlar baktığınız zaman burada Baltık Denizi'nin kuzeyine dahi geçtiğini görüyoruz. Batı Hunlular Fransa topraklarına girmiştir. Fransa'dadır yani Fransa'ya gelmiştir. Bu nedense pek anlatılmaz. Sadece işte yok olmak üzereyken Doğu Roma İmparatorluğu son anda kurtulmuştur ve bir parçalanma olmuştur. Yani Bizans'ın Doğu Batı'nın ayrılmasında tabii bunun çok büyük bir etkisi vardır. Dünya güç dengelerini değiştirmiştir. Bu da Göktürk Devleti. Bu daha da devam etmiştir. Burada bakınız bu sefer şeye kadar uzanmış. Yani Japonya'ya kadar, oralara, Kore'nin oraya kadar gelmiş bir devlettir. Yani orada devletler kurulması rastgele bir şey değildir. Çünkü esası zaten Türk olduğu için bir yapı zaten vardır. Bir yapı değişir, öbürüne gider. Biz burada şunu görüyoruz. Toprağa dayalı olmayan bir devlet anlayışı. Yani böyle bir şeyimiz yok. Çok kolaylıkla teşkilatlanabilir, devlet kurabilir bir yapıda. O rahatlık ve özgüven zaten Türklerin genlerinde var olan bir özelliktir. Bakın Göktürk'te hemen arkasından bakıyoruz. Bunlar da kaç yılları? 700'lü yıllar falan. Kutluk Devleti. Aynı mı? Toprak aynı. Yani Türkistan coğrafyası diyoruz ya. Kore de bunun içerisinde. Böyle bir devlet var. Türkistan coğrafyası. Türkistan ne demek? Türklerin yaşadığı yer demek. Peki Türkistan ismi ne zaman değişti orta şey? 1850'lerde bir Alman coğrafyacı Türkistan yerine yani ne alakası var demeyin. Yani oturmuş sağ olsun tasarlamış. Türkistan demeyelim de yani bu zararlı olabilir. Türkler bir arada olduklarını falan hatırlarlar. Biz bunun yerine Orta Asya diyelim. Uzak Doğu diyelim de uzak olduğunu düşünsün. Beynimizi şekillendirme, bizi düşündürmeme. Yani biz düşünmeyelim, biz araştırma yapmayalım, biz arkeolojiyle uğraşmayalım. Geçmişimiz zaten çok fazla şey var. Yani o kadar çok devlet kurmuş, o kadar çok coğrafyadayız ki böyle basit bir araştırmayla bunu ortaya çıkaramazsınız. Üzerinde çok kafa yormamız, çok çalışmamız gereken konular vardır. Başka bir ülke olabilir, küçük bir ülkedir. Kendi coğrafyasıyla sınırlıdır. Ve herkes tarihini geçmişe götürmeye çalışır. Ama ben öyle dönemler hatırlıyorum ki gençliğimde adını andığınız anda bölücü, yıkıcı faaliyetlerden içeri girebilirdiniz. Daha sonrasına bakıyoruz. Uygur. Yıkıldıktan sonra 800 yıllar falan. Uygur Devleti, Karahanlar Devleti. Burada ne var? Taşkent. Yani bugün nerede Taşkent? Şeyin başkenti, Özbekistan'ın başkenti. Hami nerede? Şeyde. Doğu Türkistan'da. Kavunlarıyla ünlüdür.
2019'da gitme fırsatı bulmuştuk. Kaunlarla ünlüdür. Gazneliler. Bak yine aynı. Gazneliler nerede yaptı ve bir şey daha var. Bir tane Afrika diyoruz. Bu da bizim Tolunoğulları. Milattan sonra 800 yıllarda Türkler oraya gitmiş, devlet kurmuşlar. Ta şeyden başlıyor, Bingazi'nin oradan Türkiye sınırlarına kadar gelen bir şey. Daha IŞİD'ler daha sonra daha da geliştirmiş bu şeyi. Ve Selçuklu'ya bakıyoruz. Fergana Vadisi var ya, Türkistan ikiye bölen doğu batı çok son derece stratejik, Çin'in çıkışıdır şeye. Çok son derece kritik bir yerdir. Selçuklular o bölgeyi kontrol etmiş. Osmanlı İmparatorluğu zaten tarihteki tek devlettir. O üç koridoru kontrol eden, stratejik koridoru kontrol eden Osmanlı. Daha da geniştir yani biz. Tabii ki bunu böyle alınıyor şeyler ama daha da geniştir. Ve ben de şunu çizdim. Hepsini birleştirdim. Bitmediğimiz yer kalmamış yani. Bize diyemezler ki ya siz niye burayla ilgili konuşuyorsunuz? Niye buraya karışıyorsunuz falan? Ve şimdi buradan sonra ne olacak peki? Biz hani geleceği tasarlayacağız falan. Şöyle bir şey düşünüyoruz stratejik düşüncemiz olarak. Bölgesel birliktelikler olacak. Bölgesel bölgelerde insanlar bir araya gelerek, ülkeler bir araya gelerek. Mesela Kuzey Afrika'da ülkeler bir araya gelir, bir bölgesel organizasyon oluşturabilir. Aynı organizasyon Malay bölgesi için oluşturabilir, Hint bölgesi için oluşturulabilir. Doğu Körfez bölgesi için oluşturabilir, Balkanlar diğer bölgede oluşturabilir. Ve bunlar işbirliği içerisinde birbiriyle, ekonomik kültürel işbirliği içerisinde olabilirler. Ve daha önceki yazdığımız bir yazıda da böyle bir şey tasarlamıştık. Yani Polonya'nın işte savunması için Türkiye'ye falan gelmesi gibi bir şey söz konusuydu. Böyle bir şey tasarladık. Yani dünyada niye hepimiz güvenlik şey olarak, güç merkezi olarak sadece Rusya'yı, sadece Çin'i, sadece ABD'yi konuşuyoruz ki işte burada da böyle bir güvenlik kuşağı söz konusu olabilir. Ve bence çok gerçekçi olur. Yani dünyayı savaşa götüren değil, barışa götüren, bu bölgelerin kalkınmasına hizmet eden böyle bir düşünce olabilir. Zaten yani ortaya koyduğumuz bu düşüncenin de bir yerde bugün emarelerini görüyoruz. Kuvvetli emarelerini görüyoruz. Zaman zaman da oraya doğruya gittiğimizi görüyoruz. Bugün belki de onu ortaya çıkaracağız. Yani bu ona yönelik emareleri tekrar konuşacağız ve bugün geldiğimiz ortamda 2009 yılında başlayan ve bu yılın Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen işte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gözlemci zaten belki de öyle düşünüldü. Yani öyle kalması gerekiyordu. Bir tarafsız bir ülkenin orada kalması gerekiyordu. Yine aynı şekilde dil bağıyla Macaristan'ın da içerisinde olduğu bir şey. Yani çok dikkat çekti mi? Yani çok da gerektiği kadar basında yer almadığını düşünüyoruz. Bazıları önemsiz bir şey gibi geçti. Bakalım önemsiz mi yani? Bu önemsiz mi? Çok önemli olabilecek bir teşkilat mı?